Eylül? Eylül! Eylül neredesin? Alo? Alo aşkım, benim. Eylül? Uyandım yoksun, bir şey oldu sandım. Oldu sevgilim, çok güzel bir şey oldu. Sabah iş ilanı bakmak için gazete almaya çıkmıştım. Sonra bakkalın oradaki mutfakta elemana ihtiyaçları varmış. Ben de sordum, hemen başla dediler, işe başladım. Sen işe mi başladın? Mutfakta. Ya sevgilim, nasıl bir yer orası? Keşke acele etmeseydin, aklım kalır şimdi. Ay sevgilim, kapatıyorum ben şimdi. Patron geliyor. Hadi seni seviyorum, bay bay. Eylül, Eylül bir dakika. Hey Allah ya. Nereden çıktı şimdi bu? Aslında elemana ihtiyacım yoktu ama seni öyle iş ilanlarına bakarken görünce kıyamadım. Sağ ol. Gel biraz soluklan istersen şöyle. Yok, ben işimi yapayım. Oturmaya gelmedim, çalışmaya geldim sonuçta. Bak, eğer paraya bu kadar ihtiyacım varsa avans çıkabilirim istersen ha. Ne dersin? Gerek yok. Burada başka çalışan yok mu? Kimseyi görmedim de. Onlar bugün izinliler. Bugün yalnızca burada sen ve ben varız. Neyse, çalış sen hadi. Ben size CV'mi gönderdim. Tabii. Hangi pozisyon olursa çalışırım. Evet. Adnan Çartanlı olayım. Birini buldunuz. Hemen mi? Anladım. Anladım. Size de iyi günler. Kahretsin ya. Çok sağ ol baba. Vallahi çok sağ ol. Pes edip döneceğimi sanıyorsun ama yanılıyorsun. Abi açtın gazeteyi okuyorsun da parasını vermedin. Pardon, dalmışım. Kusura bakmayın. Buralarda bir mutfak varmış. İş yerlerine yemek servisi yapan bir yer galiba. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Biraz ileride solda, köşeyi dönünce görürsünüz. Yalnız sahibi pek tekin değildir. Pek tekin değil derken? Yani içeride ne döndüğü belli değil. Senin de işin var ki orada. Eylül. Eyvallah, çok sağ ol. Amma çalışkan çıktın sen be. Gel biraz dinlen istersen. Çay koydum. Siz için çayınızı, benim daha işim uzun. Bana bak, mola verilecek dediysen mola verilecek. Gel dedim. Ne yapıyorsun be? Bırak, manyak mıdır nedir? Çekil. Ne istiyorsun? Kızım sen kendini ne zannediyorsun? Ne istediğimiz zaten belli değil mi? Ha? Ortalığı sil süpürge mi iş aldım zannediyorsun seni? Neyse, parası veririz. Gel. Ne diyorsun sen be? Çekil şuradan. Manyak. Bırak.
Hadi nazlanma artık, nazlanma. Madem böyle bir güzellik ayağımıza kadar gelmiş, bir iki eğlenelim ha? İmdat! Kimse yok bu yerde beni! Bırak! Ben iyi bir patronum. Hiçbir ihtiyacını eksik etmem. Ama sen de beni üzme, tamam mı? Yaklaşma. Uzak dur dedim. Bırak! İmdat! Kimse yok mu? Nazlanma! Kaçacak yeri kalmadı artık. İki eğleneceğiz. Bırak beni pislik! Bırak! İmdat! Gelmedin mi? Eylül! 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 Bırak! Bırak! İmdat! Ne bunu korkutacaksın? Bırak beni! Kimse yok mu? Bu şartın fazla olsa. Yeter. Lan sen kimsin? Sen kimsin? Benim kadınımı el sürmeye çalışıyorsun lan! Hadi! Yardım! Yetmez! Böyle sabırlara yetmez! Pislik herif! Yaz tamam, yeter diyorum lütfen! Bak, eğer bir daha bir kadını el sürmeye çalışırsan buraya gelirim. Burayı senin başına yıkarım, anladın? Sürmem. Sürmeyeceğim. Özür dile. Yenge Hanım, özür dilerim, bir hataydı. İnşallah bir daha yardıma ihtiyacı olan insanlardan faydalanmaya çalışmaz. Yaz hadi. Hadi. Aşağılık kız düşmanı. Böylelerinin haddini bildireceksin. Bildireceksin ki bir daha hiçbir kadına el sürmemeye gerektiğini öğrenecekler. Hırsımı alamıyorum ya. Şerefsiz! Yaz tamam, ne olur sakin ol. Nasıl sakin olayım Eylül? Ya yetişimsem kim bilir adam sana neler yapacaktı? Düşündükçe aklımı yitirecek gibi oluyorum. Senin orada ne işin var? Araştırmadan, bilip bilmeden nasıl böyle bir işe girersin sen? Ben... Başka çaremiz yok diye düşündüm. Bütün paramızı buraya verdik. Elimize biraz para geçsin dedim. Özür dilerim aşkım. Ben bilemedim böyle olacağını. Mecburuz diye. Artık hiçbir şey mecbur değilsin. Korkmana gerek yok artık. Ben bir iş buldum. Ne işi, nerede? Sana haber vermeye geliyordum. Bir restoranda yönetici arıyorlarmış. Ben de başvurdum. Hemen kabul ettiler. Gel başla dediler. İşte maaşı da çok iyiymiş. Sevgilim. Bu çok iyi bir haber. Oh be. Artık her şey yoluna girmeye başladı. Gel. Hadi yemek hazır. Gel, işe gitmeden bir şeyler ye. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bugünkü menümüzde misket limonlu somon var. Yanında da avokado ezmesi. Nefis kokuyor. Sevgilim benim, neler yapmışsın öyle? Yaparım tabii. Ben sana daha neler yapacağım. Ama bak, başka yerde yiyemezsin bunları. Kıymetini bil ona göre. Akşam yemeğine de şey yapayım diyorum. Patates çanağında soğan soslu dana eti. Bak, bence en güzel yaptığın yemek bu, biliyor musun? Mükemmel olmuş. Tabii doğru. Seversin. Boşuna aşık olmadın bana. Doğru. Boşuna aşık olmadım sana.
Hadi ben doydum. Bunu da sen ye. Yok sevgilim, ben de doydum. Asıl sen ye bak, sen çok çalışacaksın, yorulacaksın. Ye güzel güzel. Anlatsana. Nerede bu restoran? Nasıl bir yer? Ay sevgilim, inşallah rahat çalışacağım bir yerdir. Çok yormasınlar seni. Sevgilim. İyi bir restoran sevgilim. Hem şartları da çok iyi. Sen hiç merak etme. Her şey çok güzel olacak. Umarım. Sen evde beni bekle, tamam mı? Ben çalışırım, ne gerekirse yaparım. Kimseye muhtaç kalmadan yaşamamızı sağlarım. Sonra seninle birlikte burayı bir yuva haline getiririz. Ama yeter ki yanımda sen ol, tamam mı? Ben senin hep yanında olacağım sevgilim. Her zaman. Biz bu yuvayı birlikte kuracağız. Ne yaşarsak yaşayalım, ne olursa olsun, umurumda bile değil. Benim için önemli olan tek bir şey var, o da sensin. Benim için de önemli olan şey sensin sevgilim. Yeni bir hayata başlıyoruz artık. Evet, içim biraz buruk. Ailemden uzaktayım. Babam yüzümü bile görmek istemiyor. Ama sen varsın. Sen de benim ailemsin. Ben ne olursa olsun asla senden vazgeçmeyeceğim. Ben de sevgilim. Ben de senden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Nefes aldım her an. Daima seni seveceğim.